Hocam şimdi gelen sorular D vitamini B12 ile ilgili, çinkonun demirin önemiyle ilgili bilgi almak istiyor izleyicilerimiz gebelik döneminde. Özellikle de su tüketimi gebelikte önemli ama ben içemiyorum diyen izleyicilerimize hamilelik döneminde neler önerirsiniz? Hemen suyla başlayayım sondan başa doğru. Bir kere bebeğin etrafındaki suyun işte fazlalığı veya azlığı da bazen problem olabilir. Evet. Bebeğin etrafındaki suyun annenin içtiği suyla hiç ilgisi yok. Onu plasenta, bebeğin eşi üretiyor. Annenin içtiği su annenin kendisi için. Yani böbreklerinin sağlığı için. Kural şudur. Doğru içilmesi gereken su herkes için, hamileler için değil, herkes için. İdrarımızın rengi içtiğimiz suyun rengi gibi olacak. Yani o kadar açıldıysa biz yeterli su içiyoruz demektir. İdrarımız böyle sarı gibi ise, koyu sarı gibi ise yeterli su tüketmediğimizi gösteren bir bulgudur bu. O yüzden idrarımızın rengi, içtiğimiz suyun rengi olana kadar su içelim. Su yerine çay falan da meyve suyu da olur. Hamile kadınlar kafeinsiz kahve de içebilir, filtre kahve de içebilirler. Kafeinsiz, kafeini günde bir içebilirler Türk kahvesi gibi. Asitli çay istedikleri kadar içecekler. İçebilirler. Meyve çaylarıyla ilgili böyle işte yasaklar vardır bunu içmeyin, öyle bir şey yok. Çok yüksek dozlarda olmadığı sürece her gün 20-30 bardak adaçayı kimse içmeyecek. Adaçayında fitoöstrojen var. İçebilirler istedikleri gibi. Gazoz içebilirler, soda içebilirler. Özgür özgür istedikleri gibi. Ondan sonra su sağlıkları için içmek zorundalar. Su yerine bu dediklerini içerek dengeyi alternatif, kurabilirler. Alternatif, evet. Mutlak alınması gereken folik asit demiştik başlangıçta. Bir de demir. Demire ihtiyaç var. Son zamanlarda artık kesinleşen bir de omega 3 var. Balık hapı, balık yağ hapı ama aslında bir yağ asidi omega 3. Evet. Balıklarda bol bulunduğu için. Balık, üç tarafı denizlerle kaplı ülke olmamıza rağmen balık tüketimimiz gerilerde ne yazık ki. Ben de evlerine kadar balık çok tüketen biri değildim. Daha sonrasında alıştım. Alışkanlık meselesi. O yüzden ailelere, gerçi annemin de hakkını teslim edeyim, o da bize çok fazla balık yediriyordu ama sevmiyorduk o zaman. Evet. Dedim, bu şey de oluşmamış, yani kültür de oluşmamış diyorum. Alıştırmak gerekiyor çocukları balık sevgisine. Dolayısıyla gebelere balık hapı takviyesinde öneriyoruz. Bunun dışındaki işte B12, D vitamini vesaire çok şart değil. Çinko falan. Demir. Kasılma, kramp evet. Oluyorsa magnezyum. Evet. Çok süt tüketmiyorsa da kalsiyum takviyesi öneriyoruz. Ama son zamanlarda işte D vitamininde, B12 vitamininde söyleyen, ileten falan var. Bunları çok fazla şey almıyoruz. Bilimsel olarak hamilelere D vitamini yazalım, hamilelere B12 yazalım henüz netleşmiş değil. Ama başka nedenle bunu dahiliye uzmanı ya da ilgili branşın uzmanı ben size B12 takviyesi yapacağım diyorsa doktor bize bir zarar konuşuyor. Yok. Zarar evet. Da yok, katkısı da yok şu an için.